Kayseri'de 1. Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli askerlerin bulunduğu halk otobüsüne yönelik düzenlenen terör saldırısında şehit olan 15 asker için anma töreni düzenlendi. 17 Aralık 2016'da Talas ilçesi yolu Erciyes Üniversitesi kavşağında çarşı iznine çıkan Komando Tugay askerlerinin bulunduğu özel halk otobüsüne düzenlenen canlı bomba saldırısında 15 asker şehit olurken 54 asker de yaralanmıştı. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği tarafından anma töreni gerçekleştirildi. Şehit komandolar durağında düzenlenen anma programına Kayseri Valisi Şeyh Muzgün Aydın, Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Adnan İnce Toprak, Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Erciyes Üniversitesi Rektörü Mustafa Çalış, protokol üyeleri, şehit yakınları ve gaziler katıldı. İstiklal Marşı'nın ardından saldırıda yaralanan Gazi Mustafa Uçar konuşma yaptı. Şehit arkadaşlarını rahmetle andığını belirten Uçar, kendisinin de tedavisinin devam ettiğini anlattı. 17 Aralık 2016'da kaybettiğimiz 15 şehidimizi rahmet ve minnetle anıyor. Tedavisi devam eden gazilerimize de acil şifalar diliyoruz. Şehitler ve Gaziler Dernek Başkanı Ali Yavuz şöyle konuştu. 17 Aralık 2016'da Komando Tugayımızda görevli askerlerimizin bindiği halk otobüsüne düzenlenen canlı bomba eyleminde 15 kahramanımız şehit olmuş, 54 kahramanımız yaralanmıştı. Kayserimizde meydana gelen bu hain olayın ardından tam 5 yıl geçti. Ve biz bugün burada yüreklerimizi yakan bu elim olayı kınamak, vatan için, bayrak için, can veren, kan akıtan kahramanlarımızı almak için toplandık. Bu hain saldırıda kaybettiğimiz şehitlerimizin acısı yüreklerimizde hala tazeliğini koruyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yüce Türk milletine başsağlığı ve sabırlar, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Hain saldırının davası Kayserimizde hala devam etmekte ve biz şehit aileleri ve gaziler derneği olarak süreci yakından takip etmekteyiz. Yüce Türk adaletine olan güvenimiz tamdır. Eli kanlı hainlere hak ettikleri en ağır cezaların verileceğine inanıyoruz. Terörle mücadelede ülkemizin her köşesinde ve sınır ötesinde etkin ve etkili rol alan Kayseri 1. Komando Tugayımız her zaman onur ve gurur tablomuz olmuştur. Ulaşılamaz, girilemez denilen her noktada hainlerin inlerine girip teröristlere göz dahi açtırmadan komandolarımız terörle mücadelede canla başla görev yapmaktadır. Kayseri Valisi Şeyh Muzgün Aydın, biz bütün şehitlerimizin emaneti olan ailelerimizin her zaman yanındayız dedi. Bütün şehitlerimizin emaneti olan ailelerimizin de her zaman yanındayız. Onların emrindeyiz. Onların bizlere söyleyeceği her şey bizim için bir emirdir. Bizler onlar için varız. Aynı şekilde gazilerimiz için de her zaman onların yanındayız ve emrindeyiz. Onların her türlü ihtiyacını karşılamak için bütün kurumlar olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz, çabayı gösteriyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle yine bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Gazilerimize de huzurlu bir hayat diliyorum.